Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri programını takip eden gazetecilerden biri de Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak. Şimdi telefon attığımızda kendisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını, temaslarını soracağız kendisine. Tabii Türkiye bu ziyaretten neler bekliyor onu da soracağız. Sayın Nuh Albayrak merhaba. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta nasıl karşılandı? Şu ana kadar kimlerle görüştü? Temaslarından yansıyan, bizimle paylaşabileceğiniz ne gibi bilgiler var? Konuşması da tabii genel kuruldaki konuşması da merakla ve heyecanla bekleniyor. Biliyoruz ki iki önemli başlık var gündeminde. Biri 15 Temmuz ve sonrasındaki gelişmeler, FETÖ'yle mücadele ve FETÖ'nün iadesi konusu. Türkiye bu konuyu uluslararası alanda tüm muhataplarıyla bir kez daha paylaşacak, derdini anlatmaya çalışacak. Ama Suriye'de önemli bir başlık. Suriye ile ilgili beklentileri var, vereceği mesajlar var. Biz şimdilik isterseniz daha çok Suriye konusu üzerinde duralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hareketinden önce verdiği mesajları aslında beraber dinledik, izleyicilerle de paylaştık. Bunun dışında sürpriz ya da yeni öneriler gündeme getirmesi bekleniyor mu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye konusunda? Evet Seda Hanım, aslında bu gezi her ne kadar kendi içerisinde genel kurul olması, dünya liderlerinin bir araya toplayan bir zirve olmasının ötesinde Suriye açısından gerçekten önemli bir beklentiye haiz. Çünkü özellikle hemen bu zirve öncesinde Suriye'de yaşanan gelişmeler de bu zirvenin önemini daha da arttırdı. Burada oturmaktan aslında BM'nin ne kadar fonksiyonsuz bir kurum haline geldiği, malumunuz Sayın Cumhurbaşkanı'nın sürekli vurguladı, hatta bu seyahate çıkmadan önceki basın toplantısında tekrar dile getirdiği o dünya beşten büyüktür gerçeğinin ne kadar hala geçerli olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü genel olarak baktığımız zaman aslında işte dünyada çatışmaları önlemek için kurulduğu söylenen veya çatışma bölgelerinde insani değerleri korumak için, insanları korumak için kurulduğu söylenen BM'nin bırakın oradaki mahsur olmuş insanları, kendi elemanlarını dahi korumaktan aciz olduğu ortaya çıkıyor. Biz Suriye'de son yaşananları sadece giren konvoya rejim askerleri saldırdı diye okuyamayız. Çünkü genelinde Afrika ülkelerinin tamamında Suriye'de başından beri 5 yıldan bu tarafa BM'nin ne kadar fonksiyonsuz olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın o sürekli vurguladığı dünya beşten büyüktür. Yani daha doğrusu bunun Türkçesi, BM sadece o daimi üye olan 5 ülkeye hizmet eden bir kurum haline gelmiştir gerçeğine ilaveten. Bu yaşanan ve bana göre belki de bu zirveye damgasını vurması gereken olaydan dolayı daha da önemli hale gelecek bu zirve.